Yani siyasetin içinde olan birisiniz. Birkaç gün önce AK Parti'den Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Milletvekili Fatma Güldemet Sarı Hanımefendi Sivas'a geldi. Evet. Ve burada il yönetimini ziyaret etti ama STK'ları da ziyaret etti. STK'ları ziyaret ederken de zaten anladığımız şey belli. Seçimlerle ilgili nabız yoklanıyor. Burada Hakan Aksu Beyefendi'nin aday adayı olma gibi bir durumu söz konusu diye söyleniyor ama ben Sivas Kulisi'nde şöyle bir haber yaptım. 40 il başkanına AK Parti Genel Merkezi istifa sürecini başlatın dedi. Bunların içerisinde Sivas yok çünkü hem anketlerde hem de sahada gerekli done, yani Hakan Bey'i adaylığa ya da aday adaylığına taşıyacak done elde edilemediği şeklinde. Ve biz Hakan Aksu Bey'in de her STK'ya gidişinde bu ekibin yanında olduğunu gördük. Bu ekibin yanında olunca herkes Hakan Bey'le ilgili objektif görüşlerini söyleyemedi mi? Böyle bir bilgi geldi mi, siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi genel merkezimiz bu çalışma öncelikle sadece bu döneme özel yapmıyor. Tamam, her dönem söyleyeyim. Yapıyor. Her dönem bu çalışma olmuştur. Ki önümüzdeki günlerde yine olacaktır. Kamuoyuna yansıyan isimler de olur. Bazen gizli gelip burada kamuoyunu gezip işte ilgili etkin noktalara gidip belli sorular sorup bu sahadaki bilgiyi toplayıp Ankara'ya, genel merkeze, reise bu bilgiyi aktaran isimler de gelip gider. Yani bu zaten hep olan bir çalışma. Öncelikle bu gelen isimler Hakan Aksu yoklaması yapmadı. Yani il başkanımızın gelen isimlerle birlikte işte sivil toplum kuruluşlarına, belli isimlere gitmesinin bu açıdan bir mahsuru yok. Partinin il başkanıdır. Tabandaki, sahadaki anlatılması gereken, duyulması gereken şeyleri zaten bizzat duymalı ve bilmelidir. Zaten genel merkez il başkanından öncelikle bilgiyi almalıdır ki almıştır. Bir de haricen sivil toplum kuruluşlarımız ne diyor diye onlara gidip bu durumu sormuştur. Şimdi o manada baktığınız zaman il başkanımızın genel merkezimizle birlikte hareket etmesi, toplantılara ya da görüşmelere dahil olması baktığınızda çok problem teşkil etmez. Ama Hakan Aksu aday adayı ise, milletvekili adayı olmak istiyor ise, bu yola çıkacak ise ben Hakan Başkan'ın yerinde olsam ben talep ederdim. Yani derdim ki başkanım bu görüşmelerde ben bulunmayayım. Yani bunu ben derdim. Niye? Ki sahadan bilgiyi, bizle ilgili de sorulduğu zaman ilgili bilgiyi daha rahat bir şekilde vatandaş verebilsin diye. Şimdi il başkanı olarak siz gittiğinizde partinizle ilgili, teşkilatınızla ilgili ki sadece AK Parti tandanslı ya da o görüşü bir şekliyle savunan, benimseyen insanlara da gitmiyor. Her türlü yere gidiyor. Genel merkez geliyor, işte desteklesin veya karşı dursun. Herkes de bu görüşmeyi gerçekleştiriyor. Böyle olduğu zaman yani olumsuz manada konuşmak isteyenler il başkanı yanındayken konuşamayabilir. Ama dediğim gibi bu il başkanı mülakatı değil. Yani il başkanının tartıldığı, görüşüldüğü, onun sorulduğu bir durum değil. Partinin genel manada çalışmalarıyla alakalı taban ne diyor veyahut da genel olarak ekonomi nasıl, taban nasıl, piyasa nasıl, bunlarla ilgili vatandaştan, sivil toplum kuruluşu başkanlarından edinilen bilgiler bunlar. Peki burada şöyle bir şey çıkabilir mi? Şimdi ben Sivas Kulisi'nde o haberi yazdığım için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, 40 il başkanına gelen merkez, AK Parti Genel Merkezi istifa içerisinde bulundu. Sivas bunların içerisinde yok. Bu refakatçi olmasıyla beraber gelen heyete Hakan Aksu Bey'in istifayı düşünmediği netleşti diyebilir miyiz? Çünkü bana gelen bilgi istifa etmeyeceği, il başkanı olarak devam edeceği. Ben edeceğini düşünüyorum. Yani bu tamamen his. Yok, sizin his, benimki istihbaratla ilgili. Doğrudur. Şey yani ben hissiyatımı söylüyorum. Bence il başkanımız aday adayı olacak ve istifa edecek. Hak ediyor mu? Yani bunu ben önceki programlarda söyledim. 4 yıl boyunca il başkanlığı yapmış, o koltukta oturabilmiş, bir şekilde seçimlere girmiş, milletvekili seçtirmiş, belediye başkanı seçtirmiş. Gerçi milletvekili seçtirdi, evet, 2018 yılında. 3'e düştü abi. Atandı. Tamam, 3'e düştü ama. Yok, milletvekili o seçtirmedi. Abdülkadir Demirel döneminde seçildi. Hakan Bey'in olduğu dönemde belediye milletvekili seçimi olmadı. Belediye başkanı seçildi. Ama belediyelerde de kaybetti. Evet, belli ilçe belediyelerini kaybettik biz o dönemde. Yani bu tabii genel merkezimizin değerlendirmesi. Genel merkezimiz hangi kriterlerle baktı, neye göre devam ettirdi, neye göre göreden aldıklarını aldı, onu genel merkezimiz bilir ama görüntü itibariyle bakıldığı zaman İl başkanımız genel merkezimize göre il başkanlığı koltuğunda durması gereken bir isimmiş ki 4 senedir bu koltukta oturuyor. Ha, bu saatten sonra
aday adaylığı sürecinde devam etsin istenir mi? Kendisi aday adayı olmayacaksa, şu anki görüntüye bakılırsa devam ettirilir. Fakat bence diyorum ya, aday adayı olacak ve istifa edecek. Görüntü bence böyle. O 40 il, ki bizim genel merkezimizde şöyle bir şey yoktur. Yani 40 tane il belirledik, sen istifa et. Böyle bir şey zaten olmaz da. Yani onu hangi köşe yazarı, hangi gazeteci neye göre söylüyor, siz neye göre o bilgiyi edinip yazıyorsunuz, bunu da bilmiyorum. Yo, sahada yapılan anket var. Bizim tabanımızda, yani partimizde böyle bir sistem bugüne kadar olmadı. Bu saatten sonra da bence olmaz. Zaten hep söyledim ya, bizde söz verme diye bir yani şey yok. Yani şu da olabilir, belki o 40 il ben istifa edeceğim diye talepte bulunmuştur. Genel merkezde artık vakit yaklaşıyor, istifalarınızı hazırlayın demiştir. Demiştir. Bence öyleyse, yani öyle olabilir. Birkaç sayık var burada. Bu olabilir. Böyleyse de il başkanımız onun içindedir. Peki.